Herkese merhaba, ben Emrah. Biliyorum çok uzun zamandır video çekmedim. Özledim, özlediniz. Ama niyeyse çekemiyorum video çünkü hem yoğunluğum var hem de böyle yaz sıcaklarında gerçekten çekilmiyor. Artı yoğunluğumun sebebi biliyorsunuz ki ben bir arayüz tasarımcısıyım. Yani benim aslında kendime ait bir işim var. Ama ekstradan şu sıralar ikinci bir işim de var. Şu sıralar dediğim aslında uzun bir süredir bu böyle devam ediyor. Ben bir yayın evinin hem sosyal medyasına bakıyorum hem de telif kısmı ile ilgileniyorum. Yani aslında kitap seçiyorum ve manga seçiyorum. Şu anda hangi yayın evinin olduğunu söylemeyeceğim. Belki Instagram'da falan açıklarım. O da biraz vaktimi alıyor. Ayrıca çok keyif alıyorum bu işi yapmaktan. O yüzden keyif aldığım için de bu taraflara çok fazla yönelemiyorum. Çünkü o kısımlar daha fazla beni tatmin ediyor. Biraz da o yüzden bir ara verme durumum oldu aslında. Neyse, umarım güzel böyle mangalar, kitaplar seçiyor olabileceğim size. Neyse, şimdilik alışverişimize geri dönebiliriz. Çünkü ben size kitap göstermeyi çok özledim. Paket açmayı da çok özledim. Aslında burası karışık bir paket. Çünkü hem manga hem de kitap var. Yayın evinden gelenler artı bir de benim satın aldıklarım var. Onların hepsini göstereceğim. İlk bölüm manga alışverişi olacak. İkinci bölüm ise kitap alışverişi olacak. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Sakin ol. Sakin ol. Evet, öncelikle bu paketten başlayalım. Burada zaten Akıl Çelen mangaları var. Çoğunu gördünüz aslında ama ben yine de göstereceğim. Evet, Horimiya'nın 8. cildini almışım gördüğünüz gibi. Böyle bu da devam ediyor. En son 8, 9 çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Hemen devam ediyoruz. Vinland Saga'nın 2. cildini aldım Akıl Çelen'den. Bunu baya bir güzel basıyorlar ve ben bunun animesini de izliyorum. Keyifli gidiyor. Ondan sonra öf, benim serim. Tabii ki One Punch Man 23. cilt. Çok güzel. Bu arada hepsi hasarsız ve sağlam gözüküyor. Bunu en yakın zamanda okuyacağım. Çünkü biliyorsunuz çok keyif alıyorum bu seriyi okurken. Daha sonra hemen hızlı hızlı gidiyoruz. Çünkü çok fazla zaten gösterecek kitabımız var. Death Note. Death Note çok sağlam bir seri. Benim en sevdiğim serilerden bir tanesi. Hem animesini hem animesini izledim hem de mangasını da okudum zaten ki animesi benim ilklerimdendir yani. O yüzden bunu da merak ediyorum ki şurada falan detaylar bayağı güzel. Artı bildiğim kadarıyla evet renkli baskı. İlk kısmı sonrasında zaten siyah beyaz devam ediyor. Merak ediyorum. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Daha sonra. Aa evet. Yani çok geç oldu bunu göstermek için ama Akıl Çelen'in ilk şömizli mangası. Bu Kaiju No 8'de denk gelmiş. Hemen şöyle bir açalım şömizi. Şömizin tamamı. Çok iyi duruyor. Bayağı güzel. Sevdim. Ve içi de bu şekilde sarı. Çok güzel. Ve tabii ki renkli başlıyor. Neden bunu da böyle bir şömizli gitmeye karar vermişler onu bilmiyorum. Ama bence güzel. Yani şömizli baskıları her zaman seviyoruz sonuç olarak. Ve hemen sonrasında devam edelim. Daha sonra evet Nisan Yalanı'nın ikinci cildi. Bu seri zaten bitmiş bir seri bildiğim kadarıyla 11 cilt falan olması lazım. Daha sonrasında Fire Force'un dördüncü cildi. Yani bu çok uzun bir seri. 30 küsürlerde falan olması lazım. Bitti mi bitmedi mi bilmiyorum ama çizimleri falan bayağı güzel duruyordu. Seriye başlamadım ama umarım severim. Daha sonra iki tane evet bir tanesi 24 bir tanesi de 25. cilt Kıyamet Meleği Seraph of the Antler. Yani bu seri de devam ediyor hala 30. ciltlerde falan sanırım. Yani ben sadece birinci cildi okudum animesinden izledim. Ama inatla alıyorum çünkü kapaklar çok güzel. Ha şöyle bir durum da var. Tabii ki Akıl Çelen gerekli şeylere göre daha uygun fiyatları. O yüzden devam ediyorum. Hani çok ultra yüksek bir zam getirseydi muhtemelen devam etmezdim okumadığım için ama kapaklar aşırı iyi güzel duruyor. Çok güzel. Evet, Akıl Çelen sanırım bu kadardı diye düşünüyorum. Hiç vakit kaybetmeden diğerlerine geçelim. Burada göstereceğim bir seri var. Bu Double Me Dex yayınlarından çıktı ve bana göndermişlerdi. Ben bunu size Instagram'da göstermiştim ama buradan da göstereyim. Böyle bir seri 4 cilt. Serinin bitip bitmediğini bilmiyorum. Ama bunlar da böyle bir ciltsiz baskı. Ama yine de güzel basılmışlar. Bunlar da bu şekilde böyle mangalar. Sonra hemen açtıklarımdan karışık gidiyorum. Mary Grave'in 3. cildi var. Bu arada ben bu seriyi bayağı seviyorum. 5. ciltte son buluyor. Ve Itaki'nin efsane güzel baskısı ve uygun fiyatı tabii ki. 1. cilde okudum, 2. cilde de okudum, 3. cilde de en kısa zamanda okuyacağım. Ben böyle kafa dağıtan macera mangalarını seviyorum. O yüzden bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Ve sonra komik şeylere gidiyoruz. Evet, Orange'ın tabii ki 4. ve 5. baskısı.
Bu da bu şekilde şömizli. Baya güzel. Ben bunun bir ikisini okudum ve baya iyiydi. Bunların fiyatları da bu arada 66-66. Sanırım ben bunları Diyanar'dan aldım. Böyle ikinci alanı 160 indirim vardı ya. O olması lazım. Evet, Kayıp Kıta'dan bir mangamız daha geldi. Evet, onlardan da biri renksiz. Ve ben bu seriyi internetten okumuştum merak edip. Güzel, keyifli bir seriydi. Böyle aksiyonu bol. Baya şey güzel. Artı bu şekilde şömizi var. Bu da son yani bitmiş bir seri diye hatırlıyorum. Bu da çıktıkça artık buna da devam ederiz. Ben birinci cildi zaten okumuştum. Hemen sonrasında Marmara çizgiden çıkan Elfin Lied'ların 7. 8. ciltleri var. Tabii ki incecik şömizleri böyle elimde hissedebiliyorum. Şimdi sırada gerekli şeylerin mangaları var. Bakalım neler varmış. Evet, burada gördüğünüz gerekli şeyler mangaları var. Sanırım bu zamla birlikte aldığım son mangalar. Şimdi ilk başta hangisi var? Tabii ki Bleach. 38. cildi var burada şömizli ve zaten ya yani Bleach kesin devam ederim. Hiç şaşmaz çünkü benim çok sevdiğim bir seri. Animesini bayılarak izlemiştim. O yüzden bu devam eder. Hemen sonrasında ve tuvalet hayaleti Hanako-kun var. Hanako-kun'dun değil mi? Hanaka-kun. Evet. Ben bunun birinci cildini okudum. Bayağı bir keyif aldım. Çok güzeldi. Renkler, kapak inanılmaz tatlı. Yani böyle cidden çok hoşuma giden bir seri. Muhtemelen buna da devam ederim. Çünkü birinci cildi sevmiştim. Hatta yeni şimdi dördüncü cildi duyurdular galiba çıktığını. Onun da kapağı çok güzel gözüküyor. Ve benim en sevdiğim serilerden bir tanesi tabii ki Vaat Edilmiş Yok Yer'in 11. cildi. Bunun da kapağı yine baskıyla birlikte çok güzel. 10. cildi henüz okumadım. Ama onu da böyle onu okuyup hemen ardından 11'i okurum diye düşünüyorum. Ve sırada ne var? Tabii ki çok özlemişim. Çok özlemişim. Dragon Ball. Burada 9-10. Ay yani bunu açmak için aslında böyle hani açsam okusam sonra koysam falan diye düşündüm de vallahi açmadım. Yani sırf bunun için açacaktım çünkü çok keyif alıyorum. Çok özledim de biliyor musunuz okumayı bunu. Bunu okuyacağım. Hatta ben tatile gideceğim. Tatile giderken yanımda kesin bunu alırım ve okurum orada çünkü çok keyif alıyorum okurken. 9-10'u aldık. Umarım en yakın zamanda 11-12 de çıkacak. Bunun etiket fiyatı 104 yazıyor. Bu zamlı mı 104? Sanki zam daha fazla olmuştu diye hatırlıyorum ama. Neyse. Devam ediyoruz. Sonrasında tabii ki Naruto'nun 29. cildi. Ha, bu 84 lira. Evet, bu zamlı hali. Zaten yeni çıkmıştı. İçi bu şekilde. Ve dışı da böyle. Daha sonra Naruto'nun 14. cildi var. Bunu da aldım. Yavaş yavaş topluyoruz. Ve Spy X Family. Bunun ikinci cildi Anya. Anya inanılmaz tatlı duruyor burada. Çok güzel. Bakın içi böyle. Arkası da bu şekilde. Ve şömizin tamamı böyle. Son iki cilt olarak bunlardan ilki Titan'a saldırı 24. cilt. Sanırım sadece bir ya da iki cildim eksik. Onu da tamamlarsam seriyi fullemiş olacağım, tamamlamış olacağım. Ve Chainsaw Man. Evet. Bu baya bir parlak olmuş. Baskıya özel özeniyor yani gerekli şeyler. Uf, içi de çok güzel. Yani bunu animesini de izlediğimde böyle severek izledim. Uf, deli gibi mangası çıksın da hemen okuyayım demiyorum. Ama böyle baskılar yaparsanız ben almadan dayanamam. Bunu alacağım yani. Gerekli şeyler sanırım bu kadardı. Ve evet, mangalarımız böyleydi. Sanırım sadece içlerinden bir tanesinde daha bir mangam daha var kitapların arasında. Onu bulacağım. Evet, buldum. Marmara çizgiden bu mangayı aldım. Adı neydi? Wonderland. Evet, Alice'in hikayesini anlatıyor. Yani bunu almayı düşünmüyordum ama Amazon böyle bir toplu kampanyada indirim falan modu vardı. O yüzden bunu da ekledim. Baya bir uyguna geldi. Yani alacağımız şeyleri yine Amazon'dan kovalamaya devam edeceğiz. Yalnız güzel. Yani kapak falan güzel duruyor. Yani iç şeyi çok iyi değil. Mürekkebi falan gibi duruyor ama bilmiyorum. İçi böyle. Yani indirimdeyken bunu da yakaladım. Devam eder miyiz? Bakalım okuduktan sonra karar vereceğiz. Manga kısmımızı bitirdik. Sırada kitap kısmı var. O yüzden kitap severler neler aldım merak edenler videoya devam ediyoruz. Bakalım neler almışız ve ayrıca yeni evlerinden neler gelmiş. Evet, kitap severler. Uzun zamandır biliyorum kitap videosu çekmiyorum. Tamamen mangaya dönmüştü YouTube'um. Ama bakın sonunda bir kitap alışverişi geldi. Bakın neler almışım. Hatta bazıları ben okudum, bayağı sevdim falan. Onları da söylerim size. Kitapla ilgili
Yani tabii ki kitap alıyorum ama onları daha çok tabii ki Instagram'da yani gösteriyordum. Burada çok fazla göstermiyordum çünkü çok daha manga odaklı gidiyorduk. Çünkü öyle isteniyordu ve mangayı da seviyordum. Neyse çok konuştum. Hemen öncelikle bir tane seriden bahsedeceğim. Bu Itaki'den bana birinci cildi gelmişti. Amber Yıllıkları. Bu birinci cildi ve 5 cilt birden çıktı ama sanırım seri 9 mu 10 cilt mi ne olacak? Ve ben dedim ki bakayım nasıl bir şey, bir okuyayım dedim biraz. Ve yani 200 sayfa falan böyle baya hoşuma gitti. Çok keyif aldım yani okurken. O yüzden ikinci ve üçüncü cildini de aldım. Böyle baya ultra Amazon'da bir indirim vardı. Tabii ki ben şu anda ikinci cilde okuyorum. Epik fantastik bir seri. Sadece böyle gerçekten 70'ler 80'lerde yazıldığını unutmamak lazım. Öyle bir beklentiyle okumakta fayda var. Bu da üçüncü cildi. Hatta dedim ki büyük bir indirim var madem 4'ü 5'i de alayım. Tabii onu sonra aldım. Daha sonra Itaki'den yine efsane bir kitap geldi. Evet, gördüğünüz gibi Numenor'un düşüşü çok güzel Tolkien serisinden. Bu arada içi de şöyle resimli. Daha baya böyle kalın gözüküyor. Bakın şöyle resimleri var. Çok güzel. Merak ediyorum. Tolkien'i zaten çok seviyorum. Hobbit çok sevdiğim bir kitap. Yüzüklerin Efendisi de aynı şekilde. O yüzden tabii ki Yüzüklerin Efendisi kısmına bunu da hemen ekledim. Daha sonra burada Amazon'dan açtığımıza bakalım. Amber Yıllıkları'nın 5. cildi burada. Bu da bayağı bir ince. Aslında böyle ince olması bayağı hoşuma gidiyor. Bu da 4. cildi. Bakın 5. cildi de bu şekilde. Daha sonra yine İteki'den devam ediyoruz. Gök Mavisi Denizdeki Ev. Ben bu kitabı gerçekten çok merak ediyordum. Yani böyle fantastik artı BL sanırım. Öyle olması lazım. Puanı da çok yüksek. Oylaması da çok yüksek. Böyle görünce İteki'ni çıkartacağım çok mutlu oldum. Sadece şu fontu, Papyrus fontunu neden bunu kullanmayı tercih ettiler bilmiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Olsun, sonuç olarak hepsi bir emek. Ve bunun çıkması beni çok mutlu oldu. Çok mutlu etti. En yakın zamanda bunu okuyacağım. Daha sonra yine fantastik bir yer olması lazım. Yabancı yayınlarından çıkan Mezarlık Çocukları. Evet, bunun da kapağı ve içi baya güzel. Zaten ben de sizle birlikte bakıyorum. Bu iki kitabı da gerçekten çok merak ediyorum. Okuyacağım, puanları çok güzel. Ama sanırım ilk başta şunu fonta bakmayarak ilk başta bununla başlayacağım. Ve çok sevecekmişim gibi geliyor. Umarım severim. Yani hayal kırıklığı olmaz. Daha sonra burada ne var? Evet, şu an Amazon yani Amerika'da en çok satanlarda asla düşmüyor ve sonu sanırım şok ediyormuş, parçalıyormuş yani sizi. Hizmetçi. Ben böyle gerilim ve sonu şok eden kitapları inanılmaz seviyorum. Bir ara böyle arka arka okuyup hatta Instagram'da önermiştim ama YouTube'da da yapmayı planlıyorum. O videoyu böyle çekeceğim. Hatta sizi şok eden kitaplar diye falan böyle paylaşırım muhtemelen diye düşünüyorum. Bu da onlardan biriymiş. Bunun da puanı çok yüksek. Yani kapağı çok kötü, rezalet. Ama sonu bayağı bir etkiliyormuş. O yüzden bunu da dedim hazır böyle güzel bir indirimi varken yakalayayım dedim ve yakaladım. En kısa zamanda okuyacağım. Hatta bunu da seversem zaten videoda gelecek. Daha sonra burada Martı yayınlarından gelen bir kitabımız var. Yani çok sevdiğim canım arkadaşım Derya editörlüğünü yaptı ve yolladı. Gördüğünüz gibi bu efsane Sonsuz Yağmurların Şarkısı. Baskısı çok güzel. Kadife baskılara bayılıyorum. Bu da onlardan biri. Hemen şöyle açalım ve şömizin tamamına bakalım. Ay çok güzel. Ve tabii ki şömizin içi de böyle gözüküyor. Ve bakın puntolarda böyle. Yani arkadaşım diye demiyorum ama güzel kitap seçimi yapıp güzel böyle baskılar çıkartıyor. Bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Merak ediyorum. Daha sonra tabii ki bunu da geleceğini biliyordum. Hain Kraliçe. Evet. Bu Hain Kraliçe Köprü Krallığı'nın ikinci kitabı. O yüzden merak ediyorum. Bakın şöyle ikisi birlikte nasıl duruyor? Çok güzel değil mi? Şömizi de hemen şöyle bir açalım. Aa, bakın burada bir harita var. Şömizin tamamı bu şekilde. Şömizin içi de böyle. Bu kitap da fantastik. Fantastik kitapları çok seviyorum. Daha sonra Hepsi Burada'dan aldığım bir tane kitap var. Yani Hepsi Burada bazen riskli gelebiliyor çünkü sadece şöyle bir poşette yolladığı için korkutuyor beni. Ha, evet. Stephen King'in yeni çıkan kitabı Peri Masalı. Oo, bayağı kalın. Çok güzel. Bakın içi zaten puntoları böyle. Ay merak ediyorum ha. Ya bunu da bayağı bir merak ediyorum. Zaten çok fazla okunacak şeyim var. Artı bir de bunlar eklendi. Müthiş. Gerçekten müthiş yani. Yazın çok rahat kitap okuyamıyoruz çünkü çok sıcak. Şu an video çekerken bile terliyorum. Neyse, bunu baya merak ediyorum. Puanı çok iyi. Böyle orijinal kapak ve güzel font kullanımı mutlu etti. Bunu da en kısa zamanda okuyacağım.
Aa evet. Gökyüzü ve Nefes Hanesi. Bunun bende birinci cildini var. Okudun mu derseniz hayır okumadım. Ama bu yazarı seviyorum. Yani hani Cam Şato serisinde 3 cildini falan okudum. Güzel yani hani iyi gidiyor ve dedim ki bu kadar puanı yüksek. Böyle kalın bir kitap ve çok ucuz. Ama o zaman alayım dedim. Çünkü bu bildiğim yatırımlık yani. Hani öyle düşündüm ve bunu aldım. Kapak falan bayağı iyi. Hatta yakın zamanda da 3. kitabı çıktı sanırım. Ve son olarak tabii ki özel bir baskıyı aldım. Tolkien'in Hobbit. Evet bu da Itaki'den çıktı. Böyle resimli baskısı. Ay içi çok güzelmiş. Harika. İçi çok güzel. Bakın şömizin tamamı da şöyle. Ben Hobbit'i çok seviyorum. Yine Hobbit'i de böyle özel baskıdan, küçük baskıdan okumuştum keyifle. Zaten Tolkien dünyasına girecekseniz bence ilk başta Hobbit'i okuyun. Hem dili akıcı hem daha kolay okunuyor. Bakın şöyle çizimleri var. Dünyasına daha rahat alışırsınız diye düşünüyorum. Diğer kitap gibi şöyle renkli baskısı var. Çok güzel. Ya ben muhtemelen şöyle bir şey yapacağım. Bunların hepsini böyle kontrol etmek istemiyorum. Bakın şöyle çizimleri var. Hobbit'i tekrardan okuyacağım. Çünkü çok sevdiğim bir kitap. Hazır böyle özel baskısını da almışken bunu okumamazlık olmaz. Muhtemelen bunu da en yakın zamanda okuyacağım. Evet, kitaplarımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani bir taşta iki kuş. Hem manga alışverişi hem kitap alışverişi. Beni özleyenler hepsini birlikte izlesin. Ya da ilginizi çeken hangisiyse onunla devam edin. Videomuz bu kadardı. Umarım yeni bir video... Ya yakın zamanda çekemem diye düşünüyorum ama çekersem güzel olur. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.